Hakimiyet TV'den herkese merhaba, ben Feyza Nur Dikici. Elazığ'da son zamanlarda dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Tekin Tomaç haber merkezimize ulaştı. Tekin, öncelikle kendinizden bahseder misiniz? İsmim Tekin, soy ismim Tomaç. İnşaat sektörüyle uğraşıyorum Elazığ'da. Son zamanlarda bazı iddialar gördüm, onlara cevaben buradayım. Ahmet Kutlu ve Adem Atsız dolandırıldığını, hani sizin tarafınızdan dolandırıldığını iddia ediyor. Evet, şimdi Adem Atsız, hatta dekontutu da bende, sözleşmesi de bende mevcut. Evet. Biz bununla anlaştık, sözleşmemizi biz yaptık. Ben bunun harfiyatını, temelini, her türlü masrafını yaptım. Evet. Harcamalarını yaptım ve onların ödemelerini de yaptım. Sonra bu yerinde dönüşüm çıkınca beni aradı. Dedi ben yerinde dönüşüm projesinde devlet desteği ben almak istiyorum. Evet. Ben de o zaman oturdum, işte hesabımızı biz yaptık. Kalan parası 50 bin liraydı. 50 bin lirasını iade olarak 3. ayın 13'ünde mi 17'sinde parasını iade etmişim. Dekontu bende mevcuttur. Hı hı. Ondan sonra hatta Adem Bey bazı kereçelerde biz bulunmuş. Yok, şimdi ben bir Elazığ belediye başkanı değilim. Ben bir milletvekili değilim ki birinden para alıp ben birini işe koyayım. Kesinlikle böyle bir iddia yoktur ki, olamaz da. Sadece bunların amacı, ben bir dernek başkanlığı ben yapıyorum ki zaten beni sözde telefonla arayarak tehdit ettiler. Sen bir dernek başkanlığı yapıyorsun. Biz seni işte çevrede adını kötüleyeceğiz, itibarını düşüreceğiz. Bize bu kadar para ver, bize bu kadar para ver ki biz susalım. Ki iddialarda da bulundular. Bu verdikleri iddialar da kesinlikle öyle bir aslı yoktur, olamaz da. Peki Ahmet Kutlu hakkında neler söylemek istersiniz? Ondan sonra Ahmet Kutlu'ya gelince ben bunların köyünde bunun amcasının oğluna ben bir ev yaptım. Tabii o süreçte Ebru Kutlu, ben Ahmet Kutlu'yu hiç tanımıyorum. Daha yeni tanıdım. Babası ise'ymiş. Ondan sonra Ebru Kutlu beni aradı. Dedi ben biz de köyde böyle bir ev biz düşünüyoruz. Ben mesela hani demişler ya, bize düşük fiyat veriyor. Ben öyle yani her müteahhit gibi, yani kimseyi kötülemeyeyim, yani herkes gibi 300 lira kazanayım bir evde, 400 lira kazanayım, bir hedefim yok. Bir evde yeri gelir 50 bin lira kazanırım, yeri gelir 100 bin lira zarar ederim. Kar da zarar da ortaktır. Ama ben aldığım işi bugüne kadar bitirmişimdir. Ondan sonra tuttu beni aradı. Şimdi Ebru Kutlu ile biz anlaştık. Ben Ebru Kutlu'nun yıkılan evin harfiyatını kaldırdım. Temelini açtım. Suyunu 80 metre, 90 metre su kanalı kazarak şebeke suyunu da temelin yanına götürdüm. Abla dedim git projeni çiz, projeni al getir, projen bittikten sonra senin evine başlayayım. Ondan sonra benim kalıp malzemem her şeyim oradaydı. Ben onları bir de hani onun işini yapacağım diye orada kaldırmadım. Sonra beni aradı, Ebru Kutlu beni aradı. Dedi abi dedi bizim projemiz hazır. Gel dedi hani projeni sana biz de takdim edelim. Benim ondan sonra önüme getirdiği proje 115 metrekare veranda hariç. Ben de tabii orada babası getirdi benim yanıma. Babasına döndüm söyledim, dedim ki bu projeyle bu sözleşme birbirini tutmuyor. Senin benimle anlaşman 70 metrekare, senin çizdirdiğin proje 130 yani 115 metrekare. Bu birbirine uygun değil. Sonra tuttu tabii projeciyi aradı. Ben ricada bulundum. Dedim ya hani sizin sözleşmeyle proje birbirine uymuyor. Ya dedi Ahmet Bey dedi ki onun işte bizde bir açığı var. Bir açığı var, biz ona yaptırırız. Sen bize yap. Ben de sordum yani benim sizde ne gibi bir açığım olabilir? Ben depremde ben ruhsatsız bir ev yapmışım. Ben de dedim tabii hani ben ruhsatsız bir ev yaptım. Hatamı kabul ediyorum. Deprem süreciydi. Biz hani artık ruhsat proje arayacak durumda değildik. Vatandaş çadırda oturuyordu. Biz de bir an önce bunların evini bitirip teslim etmek için mücadele veriyorduk. Ondan sonra beni aradı. Dedi ben seni maliyeye şikayet edeceğim. Sen Elazığ'da sen tanınan bir isimsin. Sen bir dernek başkanısın. Ondan sonra işte seni ben çevreye kötüleyeceğim. Benim messenger'ımda kim varsa mesaj göndermiş. İşte yok dolandırıcıdır, yok budur, yok budur diye iddialarda bulunmuş. Ondan sonra ben de tabii ki kendi avukatımı ben aradım. Mahkeme sürecini ben başlattım. Ben her türlü maddi manevi, mesela benim bu basında çıkan haberlerden dolayı 2-3 tane sözleşmem iptal oldu. Ben bu zararı da ister istemez onlardan her türlü hukuken talep edeceğim. Ondan sonra basında duyduğum kadarıyla yok benim 20 tane dava dosyam varmış. Benim 20 tane dava dosyam yok. Benim birkaç tane icra dosyam var. İcra dosyam da benim ev sahibi depremden sonra kiraya aşırı yüksek bir fiyat talep edince benim kendisine ödediğim kiranın üzerini icra yoluyla göndermiş. Tabii o icra yoluyla gidince muhtara gitmiş. Muhtarla da bizim bir hukukumuz yok diye beni arayıp bana tebliğ etmemiş. O süreçten dolayı zaman aşımına yani uğradığından dolayı yani icra o şekilde, icralar o şekilde duruyor. Doğrudur.
Ondan sonra dava dosyam olduğunu dile getirmiş. İki tane benim dava dosyam var. Bir tanesi trafik kazasından beraat etmişim. Bir tane diğer ondan sonra benim o diğer dava dosyamda benim ev sahibiyle olan dava dosyamdır. Tahliye kararı talebinde bulunmuştu. Ki tahliye de evi ben boşalttım yani. Zaten tahliye de ettim evi. Başka da yani ben her türlü maddi manevi tazminat hakkımı yani Adem Bey'den de Ebru Bey'den de ben kesinlikle kullanacağım. Davanın sonuna kadar da ben bu süreci sonuna kadar da yürüteceğim yani. Bugün yani bir kimse bir ismi basit kazanmıyor. Ben bugün bir hatam olsa, bir yanlışım olsa ben Elazığ'da dernek başkanlığı yapmam ki yaptırmazlar da. Bugün benim dernek başkanlığı yaptığım kurum basit bir kurum değil. Bugün ülkemizde resmi tatili olan bir gün. Basit bir dernek değil yani öyle sen tamam sen beni o dernekle sen vurabilirsin, o isimle vurabilirsin ama bir konunun aslı varsa beni vurabilirsin. Ben seni gerçekten dolandırmışsam beni vur. Ama ben bugün ben senden bir miktar ben para almışsam ben senin temelini açmışım, senin harfiyatını kaldırmışım. Senin su kanalını götürmüşüm, senin her türlü ben çalışmayı sana ben yapmışım. Sonra sen benim önüme başka bir proje getirip indirirsen bunu ben değil en azı da hiçbir müteahhit yapmaz. Yani bu konudan dolayı benim basından da ricam yani iki taraf dinlenip haber yapılsa bence daha da iyi olur. Ki ben Allah nasip ederse en kısa sürede mahkeme sonucunu ben bizzat basınla da paylaşacağım. Yani Ahmet Bey'le ne kadar anlaştınız? Ne kadar tuttu malzemeli fiyatı? Şimdi Ahmet Bey'le biz toplam 520 bin liraya biz anlaştık. O zaman hani mesela elimde malzeme de mevcuttu. Ben Allah için deprem hani herkes bir deprem yaşadı diye yani öyle fazla bir kar marjı biz beklemedik. Hani vatandaşın mağduriyetini biz gidermenin mücadelesini biz verdik o süreçte. Şu anda ben Ahmet Bey'le otursam kalem kalem hesap yapsam belki ben Ahmet Bey'den alacaklı çıkarım. Yani Ahmet Bey'e yaptığım masraf ben Ahmet Bey'den yani ben alacaklı çıkarım. Yani ki ne hikmetse benim mesela bu sözleşme bozulduktan sonra benim orada jandarmada da benim kaydım var, şikayetim duruyor. Benim kalıp malzemelerim çalındı. Benim ondan sonra inşaat malzemelerim orada çalındı. Ben hatta Ahmet Bey'i de aradım. Baktım senin benim burada malzemelerim vardı. Bunlar nerede? Benim haberim yok dedi. İşte benim hatta öyle bir şikayetim de jandarmada mevcuttur. Şikayette de ettim yani benim malzememin çalındığına dair. Aynı şekilde Adem Atsız. Aynı şekilde Adem Atsız'ın orada da. Ben Adem Atsız'ı ben aradım. Ben kendi sözleşme bozulduktan sonra kendi inşaat malzememi, kalıbımı, demirimi almaya gidince ben Adem Bey'i aradım. Adem abi dedim bak ben gelmişim sizin köye. Benim bu kadar kalıp malzemem yok. Hani götürmüşler yerinde. Haberim yok dedi. Telefonu benim yüzüme kapattı. Yani ben bugün Adem Bey'le de otursam, Ebru Hanım'la da ben otursam ki Ahmet Kutlu basına çıkmış işte yok ben emekli ikramiyemi verdim. Ben bunu verdim. Ahmet Bey'i ben daha geçen gün tanıdım. Ahmet Bey'i de ben nasıl tanıdım? Tabii projeyi benim ofise getirdi. Ofise oturdu. Dedi sen bunu yapmazsan dedi ben senin ofisine çökmüşüm. Ben senin ofisine çöküyorum. Ben bu ofise ben alıyorum. Sen bana ya 600 bin lira para vereceksin ki ben ofisten çıkayım. Ya da ben senin ofisine çökmüşüm. Ben de tabii yani yani emniyet güçlerini aradım. Emniyete talepte bilindim. Polis memurları geldi. Aynı şekilde Ahmet Bey'i çıkardılar. Emniyete gittik. Ben Ahmet Bey'den o şekilde şikayetçi oldum. Şahitli ispatlı. Şahitli bir şekilde ben Ahmet Bey'den şikayetçi oldum. Ofise resmen dedi ben senin ofisine çöküyorum. Sen bana ya 600 bin lira vereceksin ki ben buradan kalkayım. Ya da dedi sen bu 135 metrekareyi yapacaksın. O şekilde de biz tehdit aldık. Yani biz artık nasıl diyeyim. Yani vatandaştan çok bir sıkıntı biz yaşıyoruz. Malzeme gün günü tutmuyor. Yani ister istemez bazı inşaatlarımız gecikti mi gecikti. Gerek malzemeden dolayı, gerek ustalardan dolayı. Hani verdiğimiz tarihin belki gerisini atıyor teslimat tarihimiz. Ama vatandaşın işini bitirip teslim etmişiz. Bugün örnek Kutlu Koruköy'ünde Ebru'nun amcasının oğlu şu anda evinde oturuyor. Ben bugün Ebru'yu dolandırmışsam, Adem'i dolandırmışsam o adam niye evinde oturuyor? Ben bugün örnek veriyorum ben Adem'i dolandırmışsam ben kalan parasını niye iade ettim? Ben kalan parasını ben iade etmişim. Dekont da bende mevcut. Hatta ben açıklamaya da ben yazmışım. Hatta şu anda yetinmiyorlar. Bana mesaj da gönderiyorlar. Tehdit mesajları da ben hala onlardan alıyorum.
Seni çevreye rezil edeceğiz, çevreye mesaj biz göndereceğiz, seni itibarsızlaştıracağız diye hala mesaj da ben Ebru Hanım'dan alıyorum. Canı sağ olsun, böyle yaparak ben kesinlikle itibarsızlaştırmam. Beni zaten tanıyan tanır, bilen bilir. Ha, hukuken yanında ben her türlü zararımı talep edeceğim.